2 Kasım, 8 Kasım terazi burçlarım. Nasılsınız? Bence çok uzun süredir karmaşık olan, problemli olan, hayatınızdaki hep ertelediğiniz ve ertelemeye çalıştığınız, yapamam, parasal evrede dara düşerim diyen ve artık benden bir şey olmaz, yani ben ne yapayım, ne edeyim diyen hayallerinizin gerçek doğrultusuna doğru ilerliyorsunuz. Ve bu size inanılmaz güzel kolaylıklar getirecek. İşinizde aksi insanlarla yumuşama. Patronunuz da gerginseniz daha anlayışlı bir nokta. Enerjinizin tavan 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 yapacağı ve özellikle bu tavan yapması geciktirdiğiniz ve geçmişte yaptığınız her şeyi düzeltmeye ve her şeyi güzelleştirmeye geçireceksiniz. O yüzden artık şey demek istiyorum terazi burçlarına. Sanki taç sizde. Ve uzakta olan ya da gitmek istediğiniz yurt dışı, şehir dışı ne varsa sanki bu sanki biri size böyle kristal ile dokunuyor. Artık sen hak ettin ve gitmelisin diyeceği. Ve uzun süredir de ilişkiniz ve eşinizle alakalı parasal evrelerde tartışmalar, gereksiz kaoslar varsa bunların da yavaş yavaş toparlanacağı. Hatta birlikte yaratacağınız planlar hiç birlikte olmamışız. Meğerse paylaşmayı unuttuğumuz dediğimiz diyalogların daha güzelleşeceği bir hafta. Şöyle söylemişim sevgili terazi burçları. Çarşambadan itibaren gerçekten hayatınızda da işinizle ilgili ya da iş çevrenizle alakalı yükselişler konuları ya da bulunduğunuz şirketin farklı bir noktaya taşınması, evinizi de taşımanıza sebep olabilir. Bunlar artık hep size artı olarak hayatınıza geçiş yapacak. O yüzden hani sizdeki korku, kaygı ya da endişeler tamamen enerjinizden çıkmış. Negatif hiçbir şey yok. Enerjisi yüksek bir hafta sizin için. Keyfini ve tadını çıkartın. Mesela şöyle söyleyeceğim. Kredinizle alakalı unuttuğunuz vergileriniz ya da kredi kartı borçlarınız ya da faturalarınız varsa bunlar gün yüzüne çıkacak. Bunları da halletmeniz lazım. Hep erteleyip sonra yaparım, sonra yaparım dediğimiz her şey hem mutluluk hem de mutlulukla çözeceğiniz bir hafta olacak. O yüzden hani haciz de gelse şöyle aman halledeceğim şeyler var zaten diyeceğim haciz falan gelmeyecek. Böyle konular gündemde olacak. Ve dengeli para harcayın. Hani ben rahatım artık rızkım, bereketim coştu, koptu. Onu da alayım, bunu da alayım. Daha çok değil de hani dengeli ve enerjiniz dengeli yaparsanız daha güzellikler sizin hayatınızda yer alacak. Bunu toparlayın lütfen. Eşinizle alakalı, eş soyunuzla alakalı gereksiz tartışmalar ve eşinin üzülmesini üzülüp ailesiyle arasındaki bağın ya çözüp ya da görüşmemesi gerektiği baskılar gündemde olacak. Sana ne? Aha nesi diyeceğim ama şimdi herkes kızacak çünkü eşinizi sevdiğiniz için bu tavırdasınız. Ve özellikle kendi ailenizle alakalı da uzun süredir kırgın olduğunuz ve sizden özür dilemesini istediğiniz bir konuyla ilgili bir adım haberi ya da bir telefon diyaloğu söz konusu olacak. Bu da sizi rahatlatacak edecek. Kendi işinizi yapan, özellikle doktor, sağlık sektöründe çalışan bazı terazi burçları, güzel yenilikler ve oluşmasını istediğiniz haberler size iyi gelecek. Yani kovulma ya da çıkartılma gibi değil. Yeriniz yerinizde kaldınız. Yer değişikliği bile olmayacak. İdare edin demek istiyorum. Yani o sağlık sektöründekiler biraz gerildi. Bu gerginlik onları çok yıprattı ve yorduğu için uyarı vermişim. Estetik olarak belki şöyle söyleyeceğim. Karın gerdirme, göğüs yaptırmak isteyen bazı terazi burçları var. Yani göğsüm dirileşsin, karnım, erkekler için de karın gerdirme ya da kas oluşturma dediğimiz süreçler var. Özellikle son zamanlarda tırnak batıklarınız söz konusu olabilir. Terazi burcu bunu çözmeniz lazım. Ev almak ya da araç değiştirmek isteyen teraziler şu an bu hafta boyu böyle bir şeye gerek yok. Bence işinize odaklı ve her şeyi gerçekleri görmeye başlayacaksınız. Doğru, yanlış, düzgün neyse adaletli şekilde hayatınıza yön verip mutsuz olduğunuz evreleri geride bırakıp mutlu olmayı öğrenmeye başlayacaksınız. Bu da size iyi gelecek. İlişkisiz olan teraziler, evet güzel aşklar, heyecanlar olabilir ama kalıcı insanınız için daha var. Bunu bekliyorsunuz. Sağlık olarak uyarmıştım. Değerli sevgili terazi burçları, yükselen vay burcunuzu mutlaka dinleyin. Astrolojiden ne haber? Ve Akkaya Official Instagram sayfamdır. Günlük burçlarınızla alakalı astrolojiden ne haber? Ritüeller için Akkaya Official'ı takip edebilirsiniz. Sevgi ve mutlulukta güzel haftalar, daha güzel haftalar olsun. Sağlıklı olalım, hep birlikte olalım. Allah'a emanet olun.